Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Astral seyahatle ilgili bir soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim ve sorularınızı videomun altına yazmanızı söylemiştim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Hepiniz yazmışsınız. Dilerseniz hemen videoya geçiyorum. Ece Erdoğan yazmış. Biri astral seyahatte bizim yanımıza gelirse nasıl anlarız? Bu soru aslında iki çeşit anlaşılabiliyor benim adıma. Biri astral boyuttayken biri yanımıza gelirse, ikincisi fiziksel bedenimizin biri yanına gelirse nasıl anlarız? O da şu şekilde, yani astral boyuttayken biri astral boyutta yanınıza gelirse zaten astral ortamda olduğunuz için ve bilinciniz açık olduğu için onu göreceksiniz. Mesela ben bir canlı yayınımdan sonra şey demiştim, işte 2 saat boyunca, hatta ilk canlı yayınımda kendimi ve evimi korumaya almıyorum. Astral seyahatle bana gelebilirsiniz demiştim ve o gün biri gelmişti gerçekten, hatta birkaç kişi, biriyle bunu teyit etmiştik aynı zamanda. Bilmiyorum o arkadaş şu an bunu izliyor mu? Ama onun dışında evinize, yanınıza biri geldiği zaman astral boyutta, siz astral derken zaten onu görüyorsunuz. Çünkü o astral boyutta o da var sizinle birlikte. Onun dışında odanıza biri geldiği zaman zaten bilinciniz açık olacağı için çok rahatlıkla duyup hissediyorsunuz. Yani hani nasıl anlarız değil ama hani iki türlü de zaten anlıyorsunuz. Ya çünkü bilinciniz açık. O yüzden anlaşılıyor, merak etmeyin. Melisa Matiz, astral seyahatte fiziksel beden hissediliyor mu yoksa rüyada gibi mi? Aslında evet, biraz önceki cevapla aynı bir nevi. Fiziksel beden hissediliyor çünkü siz, ben rüyadayken çıkılan istemsiz astrallerden bahsetmiyorum. Hani bayağı bilinçli uzandım ve ben bugün astrale çıkıyorum olanlardan bahsediyorum. Kesinlikle fiziksel beden hissediliyor ama astral bedene odaklandıkça, astral boyutta o gittiğiniz yerlere odaklandıkça fiziksel bedeninizi hissetme anınız hani azalıyor. Çünkü odağınız başka yere çevriyor. Yani bir film izlerken birisi seslendiğinde duymamanız gibi. Aslında kulağınız duyuyor, bunu algılıyorsunuz ama beyniniz o esnada orada değil. Ama fiziksel bedeninizi yani hissediyorsunuz. Hani uyuşmuyor, yok olmuyor o esnada o hisleriniz. Afra Demir sormuş. Tek merak ettiğim şey, astral seyahatte buluşmada nasıl görünüyoruz? Enerji gibi mi mesela? Bunun gerçekten merak ediyorum demiş. Görü yeteneğiniz ne kadar yüksekse o kadar net ayrıntılar, o kadar çizgiler göreceksinizdir. Ama insan formunda ve enerji boyutunda gözüküyorsunuz. Askomar ETS2 demiş ki, astral seyahatten sonra bedene girememek mümkün mü? Giremezsek ne olur demiş. Bu zaten bizim toplumda en çok soru işaretlerinden biri, ölmek, bedene geri dönememek gibi. Bedene geri girememek mümkün değil. Yani giriliyor. Çünkü o esnada bilinciniz açık. Yani bilinç yerinde. O yüzden geri dönmek istiyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Hani geri dönememe gibi bir şey yok. Bedeninize girememe gibi bir şey yok. Çünkü ruh bedeniniz, astral bedeniniz yerini biliyor. O size ait. Neden giremesin? Kıvat he galiba. Okunuşu okuyamadım. Yüzünü hiç görmediğim birine astral seyahat yapabilir miyim demiş. Evet, yapabilirsiniz. İlla tanıyor olmanıza gerek yok. İlla bir kere bile muhabbet etmiş olmanıza gerek yok. Çünkü astral boyut biraz sınırsız bir boyut. O yüzden birine gidip, yani o esnada da ilk defa yüzünü görebilirsiniz bir insanın. Dilara Irmak. Astral seyahat sırasında biri bizim fiziksel bedenimizi dürterse herhangi bir sorun olur mu demiş. Bayıldım bu soruya, dürtmek kelimesine. Aslında bir sorun olmaz ama şu açıdan olmaz. Yani nasıl astralde koptum gittim, biri fiziksel bedenimi dürttü diye vesaire gibi bir şey yok. Sadece astral bedeniniz vücudunuza aniden giriş yapabilir, sıçrayabilirsiniz ya da yumuşakça bile girse bu ani gelişen, hızlı gelişen bir durum olduğu için ve sizin kontrolünüzün dışında olduğu için böyle bir baş dönmesi, bir uyuşukluk, böyle bir mide bulantısı, sersemlik oluşacaktır. O yüzden birinin dürtmemesine özen gösterelim. ABC demiş ki, milletin haberi olmadan evine girilip çıkılıyor mu? Bu astralde okuyamam. Engellemenin mümkünü yok mu? Yani diyor ki herkes birbirinin evine girip çıkıyor mu astralde? Bunun engellemenin mümkünü yok mu diyor. Tabii ki de mümkünü var. O da şu şekilde var. Şimdi evinizi korumaya alırsanız ve o koruma kalkanını siyah, asla içerisinin görünmeyeceği bir yöntemle yaparsanız, yani şeffaf bir koruma balonu yerine bayağı hani hapishane gibi, hücre gibi siyah bir enerjiyle, asla bu içerisi bu evim görünmeyecek ve bu astral boyuttaki varlıklar ve insanlar, astral insanlar tarafından girilemeyecek şekilde düşünceyle o evi korumaya alırsanız zaten o eve giremezler kimse. Ama şöyle de bir şey var, onu aşabilir kişi, ama bu da işte onun astral ve enerji yeteneklerine bağlı. Yani onu aşabilir, onu delebilir o koruma balonu ve o zaten hani bunu yapabiliyorsa ve siz de bu konudaysanız onun delindiğini ve o an haneye tecavüzü zaten hissediyorsunuz. İşte birinin geldiğini üçüncü gözünüzle görüyorsunuz, tekrar onu gönderiyorsunuz vesaire. Baya şey gibi düşün, hani gündelik hayatta biri kapınızı
açmaya çalışıyor. Kilitli ya, giremez ama bir çilingir çağır, bir yöntemini bulur. Kendi geliştirdiği bir şey vardır sizin bilmediğiniz. O kapıyı açtığında siz onunla evde karşılaşırsınız ve onu tekrar ekarte edersiniz vesaire. Hani dünyevi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bilge Kürtül demiş ki, astral seyahate çıkarken bize yardımcı olabilecek taşlar var mı? Varsa neler, merak ediyorum. Çünkü aylardır deniyorum ve çıkamıyorum. Belki taşlar yardım eder demiş. Öncelikle hani astral seyahat taşı diye bir taş yok benim bildiğim kadarıyla. Hiç yani taşları hep araştırırım, bakarım, giderim, alırım. Hiç böyle bir şey görmedim, duymadım. Ama her taşta da olduğu gibi hepsinin bir enerjisi var. Ve siz onları erenleyebiliyorsunuz. Yani kendinizi uyumlayabiliyorsunuz ve ona görev yükleyebiliyorsunuz. Ve bunu hep söylüyorum. Bir taşa maksimum 3 görev yükleyebiliyorsunuz. Yani görev dediğim şu: taş, bana bu konuda yardımcı ol. Seni bu konuda yönlendiriyorum. Enerjini kendime bu amaç için yönlendiriyorum diyorsunuz. Ve ben enerjisine en çok güvendiğim taş, enerjisini çok verimli bulduğum taş kuars taşıdır. O yüzden bir tane kuars taşı alıp, pembe, şeffaf, fark etmez, alıp astral seyahate çıkma esnasında, o çalışma esnasında size yardımcı olması için o taşa görev yükleyebilirsiniz. İnanın etkisi olacaktır ama kesinlikle işte kuars taşını yüklediğiniz zaman astrale çıkıyorsunuz gibi. Hani bu 5 kavanoz bal 100 lira gibi olur. İnandırıcılığı olmaz. Çünkü bu yetenek işi ama destekleyici tabii ki de unsurlar var. Sorular şimdilik bu kadar. Şimdi tekrar bir video çekeceğim ama bunu ikinci part olarak yayınlayacağım. O yüzden komple beni aynı şekilde görebilirsiniz. Hatta belki birkaç video çekerim hazır yeri bulmuşken diye söylüyorum. Bir sonraki videoda yine muhtemelen sorularınızla alakalı olacak. Çünkü elimde bir kağıt daha var hazırladığım sorduğunuz sorularla ilgili. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Yine söylüyorum, Instagram, yani ben bunu hiç söylemiyordum. Bir önceki videomda söyledim Instagram'ımı takip edebilirsiniz diye. Gerçekten takipçi arttı yani. Ben hani insanlar düşünür diye bekliyordum ya da aklıma gelmiyordu söylemek açıkçası ama şöyle söyleyeyim, Instagram hesabımda farklı paylaşımlar, farklı haberler, duyurular, açıklamalar yaptığım için eğer videom ilginizi çektiyse Instagram hesabıma da beklerim sizi. Açıklamalar kısmına bırakacağım Instagram adresimi. Onun dışında sizlere katkı olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın, hoşça kalın.